Eda Uyman ben. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar İç Mimarlık mezunuyum. 14 yıllık iç mimarlık yapıyorum. Fakat resim sergisi açmak benim çok uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek için de işten ayrıldım. Ve son 3 yıldır resme vermiştim kendimi zaten. Ama şu son zamanlarda birazcık daha kararlı davranmak adına son işte 6 aydır falan tamamen kendimi resme verdim. Ve sonunda sergimi açabildim. Bundan sonra da Marmaris'te bir tane daha sergim olacak. O da 22-29 Temmuz arasında. Ve onun dışında benim sürekli zaten hayallerim var. Bir hayalim de markamı oluşturmaktı. Bu da benim çocukluk hayalim bu arada. Onu da işte her sene çizdiğim resimler benim farklı tarzlarda resimler oluyor. Bunlar da benim kullandığım malzemeler ve birazcık da karakter arayışlarımla alakalı bir şey. Orada da illüstrasyon çalışmaları falan yapmıştım. Biraz masal kitabı tarzı işler de yapmak istiyordum çünkü. Orada oluşturduğum karakterleri de işte çocuk karakterleri yapmakta biraz zorlandım. Sonra arkasından kendi çocukluğumu düşünüp resimler yapmaya başladım. İşte ilk illüstrasyon yaptığımda bu karakteri çıkarmıştım, Diş Teknoloji karakterini. Daha sonra kendi çocukluğuma indiğim zaman onun işte şu an kızı diye adlandırıyorum ama kızı değil aslında, o da onun küçüklüğü, bu da benim. Ve işte bu da kuzenim Talha. Bu işte yine çocukluğumuzdaki hallerimiz filan. Bu ablam. Yani diğer kuzenlerim filan da var. Onları da çizdim. Ama hani bunlar şu an burada kendilerini gösteremiyorum ama bu şekilde bir ailesi var aslında bunların. Bunları da ileride bir belki masal kitabı gibi kullanmak istiyorum. Artı yaptığım işte illüstrasyon çalışmalarını tişörtlere ve bazı ürünlere bastım. Bu şekilde marka oluşturmaya çalışıyorum. Tabii daha farklı çizimler de var. O tişörtlerle ilgili tişörtlerin kendilerini gösterdiğimde göstereceğim onları. Onun dışında dediğim gibi her sene farklı şeyler denediğim için mesela bu sene akrilik ve yağlı boya çalışmaları yaptım. Akrilikle yaptığım zaman işte şişe boyamalarım falan var. Onlar da burada görebiliyorsunuz. Şişe boyadıklarım var. Onun dışında işte resimlerim var, akrilikle yaptıklarım. Taşta birebir boyadığım akrilik çalışmalarım var. Bunların bazılarını ekolinle boyadım. Sulu boyaları da var onların. Böyle bütün malzemeleri deniyorum. Aslında bu malzeme deneme şeyimde iç mimar olmamla alakalı çok fazla malzeme bilgim var. Hem farklı yüzeyleri deniyorum hem de farklı boyalar kullanmaya çalışıyorum ve karışımlar yapıyorum kendi içimde. Her sene çalışmalarım farklılaşıyor. Resimlerime birazdan baktığımızda belki anlatabilirim. Burada işte mesela Trilin ve Ekolin'le çalıştığım çalışmalarım var. Trilin normalde kaligrafi bir aracı. Normalde onunla resim yapmıyor hiç kimse. Ve ben de birazcık farklılık olsun diye yine onunla bir kaligrafi denemesi yaparken sonra dedim ki yok dedim ben buna bir şeyler deneyeyim falan. Ve değişik bir tarz oluşturmaya başladım. İlk işte 2013'te yaptığım mesela çalışmalar var. Onları sergiliyorum hatta. Büyük bir kısmı o yüzler diye geçen bir resimlerimde bölüm var. Orada tamamen ekolin ve trinle yaptığım çalışmalar var. Onun dışında işte akrilikle yaptıklarımı da görebilirsiniz sergimde. Yağ boyalarımı görebilirsiniz. Akriliği tek başına kullanmıyorum. Mesela toz pastel metalle kullanıyorum. İçine ekolin de koyuyorum. Hepsinden böyle değişik bir şeydi. Aslında birazcık da benim arayışlarım resimlerimde çok fazla fark ediliyor. It's raining in the desert and the windows in your hair.
We're running out of money, but I love you, I don't care. The flood will be here soon and the ceiling leaking red. But when you look into my eyes, nothing makes me sad. Sadece ekolin yaptığım zaman ona yoğunlaşıyorum ve sadece ekolin çalışmaları yapıyorum. Ve ben gerçekten onu içime sindirinceye kadar, mesela o trilinle çalışmak da ayrı bir şey. Ve her trilinin kendi karakteri var bence. Farklı trilinlerim var benim. Onunla resmen bayağı bir samimi olduktan sonra o bana daha güzel şeyler öğretiyor trilin. Çünkü trilin şöyle bir malzeme, işte kırmızı ekolüne batırıyorsunuz, yeşile batırıyorsunuz. İlk önce yeşil akıyor, sonra kırmızı akıyor falan. Öyle bir tekniği var onun orada renk geçişlerini falan sağlamak için. Ve batırıp resim yapmanız falan gerekiyor. Mesela her trilinin farklı bir etkisi var. Bazısı mürekkep farklı püskürtüyor, bazısı sadece çizgisel olarak kalıyor filan. Mesela onunla alışmak için mesela birkaç ay en azından geçirmeniz gerekiyor. Ben de malzemelerle böyle bir ilk önce dost oluyorum. Akrabalaşıyoruz, sonra bana da onlar da bir şeyler vermeye başlıyorlar arkasından. Dolayısıyla hani ben hani bir malzemeyi kullanmaya başladığım zaman hani uzun bir zaman geçiriyorum onlarla, sonra diğer malzemeye geçiyorum. Yani sonra aradan zaman geçiyor, ben ekolini de şurada da kullanayım, zaten daha önce şöyle bir şey yapmıştım diye deniyorum. Hani hiçbiri bilmeden kullandığım malzemeler değil sonuçta. O yüzden hani böyle kafa karışıklığım yok. Çünkü hani iyice kendi içinde sindirdiğim şeyler. Ben internetten bulamadıklarım internetten arıyorum, bir şekilde buluyorum veya işte Eminönü taraflarına gidiyorum, oralardan bulabiliyorum. Yani bir tek trilini bulurken çok zorlanmıştım ama ben kapı kapı dolaşıp bulmak istediklerimi buluyorum bir şekilde. İstanbul'da birazcık daha kolay galiba. Ben zaten İstanbul'da yaşadığım için malzeme bulmakta o kadar zorlanmıyorum. Tabii ki her kırtasiyede her şey yok ama daha çok boya malzemesi satan yerlerde, bir de biraz daha kaliteli şeyler arıyorum. Hani standart şeyler aramadığım için bazen bulunabiliyor ama var yani. Yine de bir şekilde dediğim gibi olmazsa internetten yurt dışından bile sipariş getirtebiliyorsunuz artık, her şey daha basit olduğundan dolayı. Şimdilik kendim siparişleri hazır bulayıp gönderiyorum. Oradan ulaşabilirler bana. Benim yurt dışından çok fazla takipçim var. Amerika'ya falan da resim gönderdim. Böyle ilginç takipçilerim çıkıyor. Mail falan atmışlar, bu resmi istiyoruz falan filan. Ben de ilk önce öyle bir durum yoktu aslında. Böyle istekler olmaya başlayınca ben resimlerimi göndermeye falan başladım. O şekilde yani genel olarak tanıdığım arkadaşlarımdan var ama yani tanımadığım insanlarda da böyle, hatta oradan çok fazla Instagram'dan dost olduğum insanlar oldu resimlerim dolayısıyla. O da güzel bir durum. Resimlerine bayılıyoruz falan. Böyle şeyler diyor çünkü eğlenceli olabiliyor. Hayatımda genel olarak zaten daha önce de bahsetmiştim galiba o konuyu veya siz de okumuş olabilirsiniz. Benim hayatımda zaten böyle ani değişiklikler çok fazla olur. Ben çünkü çok böyle yerinde durabilen, işte monoton bir
hayata devam edebilecek bir insan mıyım, ona da çok emin değilim. Mesela normal düzenli bir işte işim var, evime çok yakın, hep öyle bir iş istemiştim falan. 100 adım yürüyorum, işte İstanbul'da zaten çok lüks bir şey bu. Sonra bana Afrika'dan bir teklif gelip falan, böyle içim ark yaptığım dönemden bahsediyorum. Ben böyle işte çarşamba günü iş görüşmesine gidip, işte cuma günü vizemi alıp, pazar günü Afrika'ya giden bir vatandaşım sonuç olarak, her şeyi böyle bir anda karar verip yapan bir insan olduğum için. Olabilir ama bu hani şey, bence hayatta böyle renk katmak güzel bir şey. Her yaptığınız hareketin de bir anlamı var. Her olan şeyin de zaten yani olan güzel olandır yani, çok her şey olduğu gibi güzel, öyle söyleyeyim. Yani sonrasında niye böyle oldu falan filan, niye bunu yaptım gibi hiç öyle bir şeyim olmadı şimdiye kadar. Aklıma geldiyse yaptım. Bence birazcık böyle de yaşamak gerekiyor galiba. Bir tane hayatımız var. Dolayısıyla işte ben de hani çok şey, bu da birazcık vahiy gibi bir şey oldu bana. Hani bu işi yapıyorum, İstanbul'dayım, çok yoruluyorum. Yorulmamın dışında bir yerden sonra keyif alamamaya başladım. Çünkü tasarıma yönelik çok fazla bir şeyler olmamaya başladı. Çünkü her mağaza konseptli yerlerde çalışıyordum. Çok standarda bağlanmaya başlayınca veya işte çok büyük bir yurt dışı projelerinde çalışıyorum. Bir süresi var, tasarımla ilgili çok fazla zaman ayrılmıyor. Apar topar hazırlanması gerekiyor. Ben hani daha keyifli projelerde bulunduğumda bunun sıkıntısını yaşamıyorum belki ama diğer türlü olmaya başlayınca açıkçası ben kendimden bir şeyler katmak istediğim bir işle uğraşmak istedim. Öyle söyleyeyim. Zaten resim hep vardı hayatımda. Baktım ki hani biraz buna yönlenmem gerekiyor. En azından bir süreliğine de olsa. Eğer iç mimarlıkla ilgili bir şey yaparsam da zaten dediğim gibi yaptığım resimler benim imzam gibi olacak. Hani onları da mutlaka kullanacağım. Tek başına bir şey yapmak istemiyorum. Dişlek Loli aslında benim kendi, ya bu benim, kendimi çizdim aslında. İşte koca gözlü ve dişlek olması. Ben çok gülen bir insanım çünkü. Bu da onun kızı diye geçiyor karakterlerde aslında. Kızı değil, aslında o da onun küçüklüğü. Ve dediğim gibi akrabaları falan var onun, işte ablası, ablam Esra. Bu işte Talha kuzenim falan diye böyle grup halinde. Onların aslında ailelerini çizdim ve onları taşların üzerine ve tişörtlerin üzerine bastım. Bu da işte hazırlatmış olduğum tişörtüm ve işte kesimi, her şeyini özel yaptırdım. Ve şey değil, hiçbir şey hazır değil burada kullandıklarım. Ve kullanılan baskı da kanserojen bir boya değil. Hepsi doğal, organik, %100 pamuklu. Ondan sonra %95 pardon. ve işte böyle güzel 40'a 1 diye geçiyor tekstilde falan böyle. En kaliteli penye kullanılmıştır bu arada. Çünkü çok özendim zaten her şeyine. Bir de grileri falan var bu tişörtlerimin. Farklı birkaç desenim falan da var. Ara ara bu desenleri değiştirmeyi planlıyorum. Hani bölüm halinde ve sayılı tişörtler olacak. Hani böyle çok fazla satmayacağım. Hepsi tasarım tişörtler olacak sonuçta. Bu şekilde de arkalarında etiketlerim var. Bilmem buradan gösterebilecek miyim? Arkasında da etiketim var o şekilde. Bu kadar.